Kırımlılar Halkın Soykırımının 78. yılı ve bu marafon İstanbul'dan otkerli. Bizim ekibimiz bugün Türk Kırımlılar Karşık ekibimiz çalışa. Rejilerimiz yakınlarda Kiev'den, Ukrayna'dan gelip çıktı. Ve bu ekipten biz bu Trump Tower'den bugünkü özel yayının yekünleyimiz, bugünkü misafirimiz, şimdiki misafirimiz Ali Kutlu Soytar, Suytar adını değiştirdi. Kırım Tatar asılı, baba tarafı Kırım Tatar, Kırım Tatar, ana tarafı da Zazalardan. Yani Erzincan ve Divri taraflarından. Baba taraf, mındaki Edirne, Sazlı Bostan köyünde. Kırım'dan da belli mi kaydan olganlar? Kırım'dan, Bahçesaray'dan gelgenimiz bu yakka. E-Devlet'ten bakanımız da Kırım yazgan onda. Yani E-Devlet'te sizin evraklarınız, vesikalarınız çıka. Savaş bu olmasaydı düşünedim ben Ukrayn yabancı Kırım Ukrayna, Tatar Kırım kabul etmeyi kimlik ID kart almaya. Ya bence engeli yok galiba şimdi de almak o kartı. Yok da şey işte bütün umutlarımız o yandaydı yani hani her şey güzel gidecek, stres olmayacak, biz tekrar kültürümüzü orada çoğaltabileceğiz. Geri dönebileceğimiz, but olmadı. Ali Kutlu Bey, ikisini de kullanırım. Ali yani, Ali gelenekle bu işte, Alevilikten biri. Kutlu da, Kırım Tatar, tamam Türk'i bir isim oldu. İkisi de, iki taraf, anne da baba da hoştular buna. Onun için Ali Kutlu Bey konuşacağım. Ne zaman öğrendiniz bu Kırım Tatarlığınızı? Ve nasıl, ne kadarlık çekicilik kele yani Kırım'a da, Erzincan, Zazalık'a da onu da anlattınız. Bu iki karışım melezlik olan zamanda nasıl hissettiler? Şimdi o şey, Kırım Tatar laf aytmayı, ben daha kişkene balayken köyge Sazlıbozna ketkenimizde büyük büyük kartataylar, kartanaylar, kartanaylar, kartataylar, nineler, dedeler. Laf aytaydı, Kırım Tatarca laf aytaydı. Biz yani koy, Edirne koyu hala Kırım Tatarca. Sazlıbosna, Sazlıbosna, İstanbul Çatalca koyu hala orada gençlerde, yaşlarda Kırım Tatar dilinde laf ayta. Kartanay, kartbabaylar, kartaylar daha pek kop aytaydı eken. Evildim. Enden andan sonra bak, Ali, bıraktılar. Ali en kutlu. Hala siz de bayağı genç yaşındasınız. Yani 35'in geçmeyiniz. Bu genç yaştır. İslam Sovyetlerin dağıldığı zaman doğdunuz. Ama hala bu til saklanır. Bu til biline öğretilmesi, mekteplerde olmazsa, yani okullar denir, hiçbir yerde yankıramazsa, bunda Türkiye'de hala da Türkiye'de yok eken. Yok ya. Yok. Ana dilde Tatarça eğitim alamayken. Ben onu diyeyim. Ne kadar yok bunda eğitim olmazsa, tahsili korulmese, hala genç nesilde bile korunuyor. Sence bu til ne kadar daha böyle canlı olabilecek ve ne zaman sönecek bunun? Gidişatı nasıl görüyorsun? Nasıl anlatsam? Ben kişkene balayken köyge ketkenimizde biz şey diye düşüneydik. İngilizce öğrenemez. Tatarçayı biz İngilizce zannetkenimiz. Ondan sonra İngilizce öğrenmeye başladıktan sonra biz anladık ki, taptık ki bu İngilizce değil, tuval. Tatarça. biz cantık, kaşık börek, tabak börek de aşayman, kobete. Yani bütün yani geleneğin tilden başka kültürü yemek yasayımız, yemek yasayımız, tilaytamız, halk oyunları jok iken mında. Onlar unutulgan mında. Ama yemek yesemek, aşamak ve şey til tura tohtay mında. Bizim bunda yesememiz gereken şey kültür ürünleri, kültür ürünleri üretmek, müzikalar, şiirler, lirikler. Bizdeki Ukrayna'da içerik, yani içerik kontentin, yani bir taraftan Kırım Tatar toplumu için bayağı modern ve modern üstü, yani bayağı perspektif kontentli içerikler üretmek, başkacasına daha öne çıkmak, yani başka kültürleri de celp etmek bu kültüre. Öyle mi anlayayım ve sizce bunu kimler yapacak? Gaspar'ın zamanında tek başına başladı ve tepelere çıkan vakta, zirveler yaptığı zaman etrafında 8 kişiydi sadece. 8 kişiyle Türk dünyasını birleştirebildi. Hindistan'dan Mısır'a kadar, İstanbul dahil. Tercüman mecmuasıyla. Sence bugünkü günde kaç kişi bunu yapabilir?
İsmail Gaspıralı Bey'in zamanından birazcık daha zor. Çünkü herkes bir yerge, bir yakka ketken tırışamız, til laf aitmaya tırışamız. Ama çok zor. Ama aynı zamanda bir o kadar kolay. Çünkü teknolojik zamanlar var. Günümüzün bağları çok kuvvetli bir yandan. Çok hızlıca uğraşabiliyoruz. Musikalar, lyrics, bunların kaynaklarına ulaşabiliyoruz, çevirebiliyoruz. Hı. Aslında bir basit bir planlamayla çok basit bir süreç ve hızlıca tamamlanabilecek bir süreç. Hı. Ama bir yandan da çok zor çünkü 3 tane sürgün, exiles yaşayan evet. bir millet. Üçüncüsünü de şu anda 2022'de yaşıyoruz. Hatta 1783-1944. 2014. 1853-56 Kırım Savaşı en büyük yani çoğunluktan azınlık olduğumuz zaman işte onu da tarihçiler hala anlatamadı. Yani o zamanki ittifağı Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Sardinya, iki Sardinya'nın krallığı kazanıyor savaşı. Ya Rusya kaybediyor. Rusya'ya filo Karadeniz'de tutmak yasak oluyor ama kaybeden Rusya açığını veya intikamını Kırım Tatarlardan alıyor. Siz işbirlik yaptınız diye. Baskı yani mağdur kalan Kırım Tatarlar olur. Yani işgalden sonra bile 60-70 sene devamında hala çoğunluktu Kırım Tatarları. Kırım Savaşı'ndan sonra azınlık olur. Yani eğer ne kadar savaş çıkarsa Karadeniz'de mağdur kalan Kırım Tatarları olur. Bir savaşta bir taraf kazandı mı, hangi taraf kazansa kaybederse mağdur kalan Kırım Tatarlarıdır. Ama şimdi ben barışçıl bir propagandası da yapamam. Yani savaş, burada Türkiye diyor, savaş çok kötü bir şey. Banal bir şey. Sıradan, yani nefret ettiğim söylemlerdir. Milyon halk çıkar, savaş kötü bir şey. Yani sanki bir şey söylemek gerekiyor da aynısını söylüyorlar. Evet, savaş çok kötü bir şeydir. Ama bunun çözümü sadece barışçıl pankartla çıkmak değildir. Hı hı. Artık ama sorum yani sence bu savaşın bitmesi içeriklerle biter mi bitmez mi? İçerik üretimiyle bitecek bir savaş şimdi, mı? Şimdi bu Kırım konusu çok karışık bir konu. Complicated because it's transition zone. Crimea is a transition zone ama of artık Kırım Tatarlarının da kendi çıkarımları olmalı mı? Hı hı. Kırım Tatarları da kendi çıkarımlarını açık aydın söylemeli mi? Yoksa hala birinin etiğin altında olmalı mı? Vallahi burada Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp Third World War, ben ona Üçüncü Dünya Savaşı'nı artık günümüzde yaşanan savaşa World War demiyorum, Global War. Global, not global. Evet, evet. Global War, because we are living in that situation in Syria, Crimea, in Balkans, in Asia, in Doğu Türkistan also. Everywhere is despotism, in America also at the same time. It doesn't matter, everywhere is despotism. Why it's happening? I think because of the situation of after First World War. Because in that point, many oligarchs of worldwide system, worldwide bourgeoisie, try to destroy the great empires and try to create a nation state. But it doesn't work. But now we are finishing the nation states epoch. This epoch is finishing. I don't know, are you right or not? That point started the 80s. That's a how can I say? Until 80s, there was a like socialist mentality, like a how can I say? Like a Russia. Our close can everywhere. Blame us that today we have a lot of leftists in our studio, I'm socialist, but I don't believe that Russia is never been real socialist. Soviet. My question: who was real socialist during this 20th century? I think the best real socialist was Genghis Khan. Genghis Khan was to share everything. Genghis Khan was a real socialist. And but serious question: what is 1944 for you? 1944. So 18 May 1944. 18. I know. Best story. Just how can I say? When I heard that date, in my mind, just black and red. Yeah, black.
there is no future, there is nowhere, red is just blood. Because many childs, many kartai, karti, that in that process, we knows that and we can just write a song. About. Thank you very much. And Ali Kutlu Söter, not only activist like you can see, it's a very professional voice producer, I know. Sound producer. Sound producer.